Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 12-18 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, güneş terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor sizin 8. evinizde. Bu hafta güneşin çok sert ve güçlü açıları var. Önemli bir haftadayız. 16 Ekim'de terazi burcunda yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde Merkür Akrep burcunda 14 Ekim'den itibaren gerilemeye başlıyor. Koç burcundaki Mars retrosu da bu hafta devam ediyor olacak bir de Merkür retromuz başlıyor. Evet, Merkür 28 Ekim'e kadar Akrep Burcu'nda gerileyecek. 28 Ekim'den itibaren ise Terazi Burcu'nda gerilemesine devam edecek. 3 Kasım'da retro sona erecek. Yani 3 Kasım'a kadar Merkür'ün temsil ettiği işte iletişim, zihinsel faaliyetler, eğitimle ilgili konular, yolculuklar, günlük hayatımızda kullandığımız her türlü iletişim cihazları, araçlar, gereçler buralarda klasik Merkür retrolarında yaşayabileceğimiz bazı engellerin, sorunların karşımıza çıkması mümkün görünüyor. Buna dikkat edeceğiz. Bazı yolculuk planlarınız, bazı seyahat planlarınız ertelenebilir ya da gecikmeler olabilir. Parasal konularda da daha temkinli olmak gerekiyor tabii ki bu süreç içerisinde. Ve güneş bu hafta ayın 14'ünde Koç burcunda gerilemekte olan Mars'la karşıt açıda olacak. Sert bir açıdır. Kazalara dikkat etmek gerekiyor. Güneş Mars karşıtlığında kazalar, sakarlıklar günlük hayatımızda zorlayıcı olabilir. Sabırsız hareket etmemek gerekiyor. Dürtüsel davranmamak gerekiyor. Ee, hemen ertesi günü 15 Ekim'de bu sefer Güneş Plüto ile dik açıda olacak. 18 Ekim'de de Satürnle dik açıda olacak ki bunlar gerçekten güçlü açılar ve sert açılar. Güneş yaşam enerjimizi yönetir. Ve aynı zamanda e, kolektif alanda eril figürlerle ilgilidir liderler, otoriteler, ünlü kişiler, yöneticiler güneşle sembolize edilir. Ve güneşin bu kadar sert ve güçlü açılar alması bu kavramlarda zorlanmalara neden olabilir. Hatta daha tehlikeli ve riskli bir durumlara da yol açabilir. Ve sizin için bu enerjiler altında 16 Ekim'de terazi burcunun 23 derecesinde yeni ay doğacak. 8. evinizde doğacak bu yeni ay. 8. ev aslında çok rahat bir ev değil krizlerle alakalı, dönüşümlerle alakalı. Bu ruhsal anlamda, psikolojik anlamda hissedebileceğiniz dönüşümler olabilir. Finans konuları ve para konularında özellikle hisseli paralar, paylaşımlar alanında bir yeni ay etkisi doğuyor. Krediler, borçlanmalar, sigorta konuları, vergi konuları, miras, nafaka gibi konular, prim, burs gibi mevzular. Tabii ki yeni ay yeni bir olasılık gündeme getiriyor ama yeni ayın kendi içindeki sert ve güçlü enerjileri ve gezegenlerin retro transitleri burada bazı engellerin ve kısıtlamaların olabileceğini de gösteriyor. Yani bir kredi beklentinizde zorluklar olabilir. Bir borç ödemesinde sıkıntılar olabilir. Bir anda unuttuğunuz, görmediğiniz veya ihmal ettiğiniz bir vergi borcu, bir kredi borcu, bir nafaka, miras sorunu ve benzeri tesirler. Bu yeni ayda gündemde olabilir. Kazalara dikkat edelim hastalıklar, ameliyatlar, operasyonlar, 8. evle gündemde olabilir. Ama biz çok acil değilse tabii ki böyle bir Mars retrosunun devam ettiği bu süreçte işte böyle sert etkiler altında bir operasyonu, bir ameliyatı çok önermiyoruz. Ama bunlar tabi bir kaza sonucu mecburiyetten de olabilir ve yani diş ağrınız tutar, bir diş probleminiz gündeme gelir. Doğal olarak bir operasyon gündeme gelebilir. Sağlıkla ilgili çözümlenmesi gereken. Bunlara işaret edebilecek bir dönem. Stresli bir yeni ay döngüsündeyiz ve etkiler 31 Ekim'e kadar da 31 Ekim'de oluşacak Dolunay'a kadar devam edebilir. Kendi irademizle bu dönemde Parasal anlamda yatırımlar konusunda borçlanma konusunda temkinli olmamız gerekiyor. Alışverişlerde acele ve sabırsız olmamak. Kesinlikle dürtüsel davranmamak gerekiyor. İşte Kazalara karşı mümkün olduğunca önlemlerimizi almamız gerekiyor. Kişisel anlamda. Biraz daha retro gezegende ilişkilerde, cinsellikle ilgili işte ilişkilerde, tutkular. Buralarda çok fazla sizi zorlayabilir. Biraz takıntılı düşüncelere, duygulara da neden olabilir. Bu tarz dürtüsel eylemleri, duyguları, düşünceleri de daha dengeli tutmaya çalışmakta fayda var sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.